Arkadaşlar merhaba. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Arkadaşlar merhaba. Merhaba hocam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Az önce ses kesildi de benden kaynaklandı o. Evet. Ben geçen haftadan ufak bir tekrar yapayım. Normal ders saatinde de yeni konuya geçeceğim. Mevcut arkadaşlar herhalde bayağı birikti. Şimdi biz geçen hafta spektrum gösterimlerini konusuna girmiştik. Spectrum Representation. Word şeyini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Word ekranını. Evet hocam görüyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Spektrum veya spektral gösteriliş bir sinyal veya herhangi bir büyüklüğün frekans ortamında veya optik bir sinyalse dalga boyu ortamında gösterilimi yani representation'ı. Dolayısıyla bizim açımızdan bir sinyalin frekans ortamındaki karşılığı, frekans ortamındaki gösterilimi yani frekansa göre sinyalin içerisinde frekansa bağlı şiddetin, intensitelerin çizdirilmesi veya grafik halinde karşımıza çıkması spektral gösterilim oluyor veya spektrum oluyor. Bu bağlamda biz geçen hafta ondan da önce kompleks üstelleri görmüştük. Yani karmaşık üstel sinyaller bizim için çok önemliydi. Trigonometrik anlamda Euler açılımına göre bir reel kosinüsü biz yarı genlikli birbirinin eşleni olan iki tane üsteli açabiliyorduk. Trigonometriden gelen güzel bir özellik. Dolayısıyla bu üstelin yani E üzeri teriminin J teriminin önündeki parantezin içinde ne var? Toplam bir açı vardı. Omega T artı Fi vardı. Bu bir fazör gösterişiydi. İki tane bundan birbirine göre eşlenik olması ne anlama geliyor? Bir pozitif power, bir negatif power. Yani bir pozitif frekanslar, bir de yarı genlikli negatif frekanslar ortaya çıkıyor trigonometriden. Bu bize ne getiriyor? Demek ki ben bir kosinüzoidal sinyali üstel açılıma tabi tutsam, bir anlamda ne yapıyorum? Kompleks genliklerle ifade ediyorum. Yani fazörle ifade ediyorum. Fazör E üzeri J fi şeklindeki terimdi. Diğer E üzeri C omegalı terimdi. Frekansa bağlı terimdi. O halde biz fazı ve frekansı müşterek olarak gösterebiliyor olduk yani yarı genlikli tarzda. Bir bölge pozitif, bölge negatif. Yani frekans ortamında orijine göre yatay eksen simetrik pozitif frekanslar, sol taraf negatif frekansları yani kompleks genlikleri çizmek için uygun bir bölge, domain oluşturuyordu. İşte bu spektral gösteriş diyorduk. Yani işin aslı reel bir kosinüs sinyalinin kompleks karşılığının veya kompleks üstel karşılığından yola çıkmaktır. Tabii şunu sorabilirsiniz. Bütün sinyaller sinüzoidal midir veya kosinüzoidal midir? Bizim için hayır değildir. Ama biz bu derste Fourier serisi ve devamında Fourier transformu, Fourier dönüşümü analizlerini anlatırken zaten dikkate alacağımız yaklaşım sinyalleri sinüs ve kosinüsler cinsinden anlatabilmek. Fourier teorisinin temeli budur. Dolayısıyla herhangi bir periyodik sinyal ki bu derste çoğunlukla bu tür bir sinyallerle uğraşacağız. Üçgen dalga, kare dalga, yamuk dalga veya periyodik olmayabilir tabii. Gerçekten bir reel üstel olabilir yani. Veya çöküş, yükseliş olabilir. Özellikle periyodik sinyalleri böylece biz Fourier tekniğiyle sinüs ve kosinüs derecesinde açacağız. Yani sinüs kosinüs bizim ana malzememiz oluyor. Dolayısıyla sinüs kosinüs arası ile kompleks üsteller arasında bir ilişki kurmak analiz açısından çok faydalı oluyor. Evet, bu hatırlatmayı geçen haftadaki hususlar üzerinden yaptım. Şimdi kaldığımız yerden
Notation Change var. Yani kitabın 38. sayfası. Aynı konuya bir anlamda devam ediyoruz. Geçen hafta fazöl olarak, yani karmaşık genlik olarak genelde AK'yı kullandık. Bu AK J üzeri fi idi. Herhangi bir sinyali ver, bu AK çarpı bir de E üzeri J omegalı terimle gösteriyordu. Yani şu arkadaşın genliği AK oluyordu. Tekrar yazarsanız AK E üzeri J omega K T oluyordu. Bu genel bir gösteriliş. Kompleks bir sinyal var elimde. Örneğin bir ZT var. Kompleks bir sinyal. Karmaşık üstel şeklinde benim karşıma çıkmış. AK dediğim gibi fazör, fazör genlik veya karmaşık genlik. Şimdi bu madem ki biz yarı genlikli, bunların yarı genlikleri yani Euler açılımına göre trigonometri bunları kosinüzoidal ve eksponansiyel arası ilişkiyi yazarken bunların yarı genlikleri aldığımıza göre kitap bir notasyon basitleştirmesi yaptırmış. Bir küçük AK türetmiş. Temeli aynı. Küçük AK'yı ne olarak almış? AK'nın K0 içinki karşılığına ona A0 demiş, pardon. Yine asıl bizim DC terimimiz. Diğer yarı genlikli, yani sıfırdan farklı terimler için aldığımız şu fazörsel gösteriliş veya fazörel gösteriliş kim için dikkate alınmış? For K sıfırdan farklı durumlar için. Yani şunu demek istiyoruz. K birden çok terimi anlatıyor. Ki onu geçen haftadan da başladık buna. Benim elimde bir sinyal olabilir. K indeks olmak üzere K1'den N'ye kadar gidebilir. 40 tane, 50 tane. Birden çok kosinüzoidal bileşenden oluşmuş bir sinyal olabilir. Yani K burada adedi gösteriyor. Dolayısıyla K'nın sıfır olması, bakın burada ne anlama geliyor? Omega'nın sıfır olması. Yani DC durum. Frekans, burada 2 pi f var ya bunun içerisinde. Bu çarpan sıfır olur. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? DC komponent, DC bileşeni kastediyorum. Yani DC terim oluyor. A sıfır, K'nın sıfırı karşılığı. K'nın sıfırdan büyük değerleri de AC bileşenler oluyor. DC'nin ötesindeki terimler oluyor. İşte bu K arttıkça frekans katlanıyor burada görüyorsunuz bakın. İşte 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gidiyor. Evet, kitap küçük AK, bu da bir tabii karmaşık genlik. Yani kompleks amplitüt. Sadece küçük art notasyonu var. Onu da ne anlama geldiğini biliyoruz. Yani açılımlarda zaten biz 1/2 yarı genlikli fazör kullanıyoruz. O halde bunu uzun uzun yazmaktansa bunu A küçük AK diyelim denmiş. Evet. Dolayısıyla ben herhangi bir sinyalimi bu kompleks en adet kompleks sinyaller cinsinden yazmaya kalkarsam K eksi N'den artı N'e, bu ne demek birazdan söyleyeceğim. AK, az önce geliştirdiğimiz terim, E üzeri J, gözüm küçük notasyonunu göremiyorum, FKT. 2 pi FKT omega K, aynı şey. Yani ne demek istiyoruz biz? İki tarafta yazdık bakın. K'nın sıfırdan, eksi 10'dan gelip artı 10'a kadar gitmesi için, değil mi? Negatif terimleri yazdık, sıfırı yazdık. Ve 10 tane de pozitif terim yazdık. Eğer burada N 10 ise benim total olarak 21 tane terimim vardır. 10 tane negatif, işte eksi 10, eksi 9, eksi 8, 0 ve artı 1, artı 2, artı 10'a kadar gider. Yani sağ ve sağ sol taraflı o spektral durumu yazmış olduk. Ne demek bu? Benim bir karmaşık sinyalim var. Karmaşık sinyalim var, böyle de diyebiliriz buna. Bu sinyal şu bileşenlerin toplamından oluşur. N tane, aslında 2N artı 1 tane. AK'lar kompleks genlikler, fazörler olmak koşuluyla. Burası da frekanslı terim. Yani ben bunu kabaca, geçen hafta da bir sayısal örnek vermiştik. Burada tekrarlayayım bu açıklama için. Bakın K cinsinden yazarsam bunu veya FK dersem hiç fark etmez. Değil mi? K sıfır için F sıfırdır buradayım. Yani o anda elde ettiğim terim A0. Şurası, şu yükseklik A0. K1 için
F1 ve omega 1, şurada bir terim olsun o. F1, omega 1 demektir. Onun genliği nedir? Herhangi bir genlik olsun. Onun genliği kim kadar arkadaşlar? Şu. Şu. Yani küçük A1. Karmaşık genlik. Peki bu F1 frekansının bir eşleniği var değil mi burada? Eksi F1. Yani şu toplamın negatif bölgesi. Negatif bölgesinin. Yani şurada pozitifi, burada negatif. Bu arkadaş nedir? Bu nedir? AK'nın eşleniği. Yani AK'nın konjugeti. Evet. Bu hikayeyi böyle uzatabiliriz. Kaç tane var? F2 var. F2'nin karşılığı eksi F2 var. Böyle bunlar çoğalabilir. Yani N'e bağlı olarak terimlerimiz artabilir. Her bir genlik burada reel değil, karmaşık genlik. A1 cinsinden yazıldı ve AK cinsinden yazıldı. İşte A1, A2, A3 yani K'lar cinsinden yazdık. Yani şöyle açık yazıyoruz. Evet. Bunun içindeki büyük AK'lar reel sayı. Şunlar amplitude. Bunun tamamı bir kompleks sayı, fazı anlatan bir kompleks sayı. Yani fazör genlik. Bir de ne var? Omegalı terimim var benim. O da zaten omega burada kendini gösteriyor. Evet. Anlaşıldı sanırım. Şimdi bu girişten sonra bu teorinin bir uygulaması var pratikte. Beat, vuru. Beat notes. Nota burada. Bildiğimiz müzik notası. Nota. Yani geçen hafta da anlattım. Nota nedir gerçek hayatta? Zamanı ve frekansı belli olan bir büyüklük. Sembolik büyüklük. Müzik buna göre çalışır, işler. Süresi var ve frekans değeri var. İşte bir portre şeyi çizdiğinizde, müzik kağıdı çizdiğinizde, değil mi? Notalar böyle yer alır. Şöyle yer alır. Neyse. Şöyle. Bunlar sağa doğru gittikçe zaman, yukarı doğru gittikçe frekans artar. Yani bu çizgiler yukarı doğru yükseldikçe bu notanın frekans değeri buna göre yüksektir. O halde nota, müzik notası bir frekans gösterme anahtarıdır bir anlamda. Şimdi bu pratikte biz bunu nasıl görüyoruz? İki uygulamada görüyoruz. Bu beat, vuru. Bunun öz Türkçesi vuru. Vuru. Veya farkla diyebiliriz ama şimdilik vuru diyelim, daha beat. Bir de şu beat var değil mi? Karışmasın arkadaşlar. Digital beat var. Hani sayısal olarak 0-1 değeri alan. Bunu kastetmiyoruz. Bu beat, vuru. Evet. Şimdi bu beat effect veya notaların beat etkisi neye karşılık geliyor? Benim iki tane sinyalim olsa, kosinüs oydal müzik aleti veya bir enstrüman her neyse, sinüzoidal ses çıkarsın. Ki öyledir genelde. Hepsi böyle değil ama sinüzoidal veya buna yakın sesler. Harmonik de vardır muhakkak. Temiz bir düdük sesi olsa elimizde. T sesi. Çok temiz bir sinüs olsa bu kosinüzoidal bir sinyale karşılık gelir. Evet, böyle iki tane sinyali biz çarpsak, yani multiplication yapsak, denklem 3-8'deki gibi. Kosinüs pi t, doğru görüyorum galiba, çarpı sinüs 10 pi t. Evet arkadaşlar. Bu denklem 3-8. Çarpma yapıyorum bakın. Aslında kosinüzoidal yazabilirim bunu. Kitap böyle vermiş. Birisi sinüzoidal, biri kosinüzoidal. Ama kökende sinüsle kosinüs arası açıyı biliyorum ben. Yani buna belirli eksi pi bölü 4 eklersem o da kosinüs olur. Burada dikkatinizi çekmem gereken şu var. Bu orijinal bir işlerde, değil mi? Orijinal bir işlerde kendi fazları yok bunların. Yani buraya bir fi eklememişim bakın. Omega, bu omega t biliyorsunuz. Omega t. Şu arkadaş da omega t. Evet. Burada ne var? 2 pi ft var. Burada da ne var? 2 pi ft var. Yani bunun içinde de var, bunun içinde de var. O zaman bunun içindeki f ne kadar? Yarım. Yarım hertz. 1 bölü 2 değil mi? 2 pi f yaparsanız burada 1 kalır. Burada ne var? Burada 5 hertz var. Bunun içinde f 5 hertz. 5 hertz. 5 çarpı 2 10. 2 pi. Pi önünde 2 f yani. 2 f 10. 2 f 1. Yarım hertz. 5 hertz. Gizli olarak F'ler belli. Evet. Şimdi bu iki sinyal çarpıldığında, bunlar müzik sesi olsun, temiz bir düdük sesi olsun ikisi de, çarpıldığında aşağıdaki gibi bir etki alırız. Ne alırız? Bu iki sinyali ben acaba kompleks olarak
eşlenikleri, yani eşdeğerlerini yazsam ne olur? Onu yazmaya çalışmışız. Bir de yerden tasarruf yapalım, tekrarlamayalım. Bu kosinüs öğeden. Euler açısından böyle ne yapılmış? Bakın, bunun genliği bir değil mi? Bir. Bir yarı genlik, 1 bölü 2. A olsaydı A bölü 2 olacaktı. 1 bölü 2, yani şöyle payda da 2 var ortak olarak. 1 bölü 2 ne yazılmış? Bakın. fazımız şöyle diyelim, pardon. Bir dakika arkadaşlar. Evet. E üzeri GP değil mi? Ondan sonra bir de bunun şeyi var. Eşleniği var. Yani ben herhangi bir açı görüyorum kosinüs teriminde. Bu bir fix açısı olmayabilir bunun. Benim için kosinüs terimi bir açı, alfa açısı. Şu parantez alfa açısı veya teta açısı. Ben trigonometriden benim bildiğim nedir? Kosinüs önündeki açının üstelini yazarım. Sonra eşlenik üstelini yazarım. Yarıya bölerim. Diğer taraftan Euler açılımı bana sinüzoidal nasıl açıyordu? Bu arkadaşın da açısına beta diyeyim. Şu parantezin içerisine. Ne yapıyorduk orada? E üzeri değil mi aynı şey? J beta veya şurası eksi E üzeri eksi yine J beta bölü 2J. Bunu 2J'ye bölüyorduk. Yani o 3-9 denkleminin ilk satırı. Bunu trigonometriden geçen hafta biz biliyoruz. Şu açı, şu da açı. Yer işgali olmasın diye yazmadım teker teker. Bu açılım çarpıldığında teker teker. Yani bu 1 bölü 2, 1 bölü 2 açılabilir. Bu da 1 bölü 2, eksi var çünkü burada. Yani bir anlamda toplama çıkarma sorun değil o. Bunu dağıttığınızda birbirini üzerine. Sonuçta şunu görüyorsunuz. Şunu görüyorsunuz. O üçüncü satırdaki denklemi görüyorsunuz. Pardon, ikinci satırdaki denklem. Onu tekrar ben, yani eksponansiyel çıktı o anda dikkat ederseniz. Bakın dört tane terim var orada. Onları daha sonra kosinüse tekrar çevirmişim. Yani neyi biliyorum? Inverse Euler alarak. Bu çarpıldı. Dörtlü bir terim oldu burada. Dört tane terim çıktı exponential. Ben exponential ile kosinüs arasında ilişkiyi bildiğim için bunları tekrar kosinüsü yazmışım. Sonuçta ne bulmuşum? 1 bölü 2 kosinüs efendim bir dakika 11 pi t eksi pi bölü 2. Diğer terimim yine 1 bölü 2. Onu da kosinüs ödeğer yazmışım. Çünkü buradan şu exponential'larla kosinüs arasında ilişkiyi kullanarak inverse öler yani. 9 pi t. Bunları şey yapabilirsiniz. Yani kendiniz elle yapıp test edebilirsiniz bunları. Çıkar. Evet. Peki ne oldu? Sonuç ne oldu? Bu sonuç. Yani ben şu çarpımı bir kosinüzoidal, bir sinüzoidal içerisinde gizli olarak 5 hertz ve yarım hertz olan iki kosinüzoidal diyelim. Aralarındaki fazı ben biliyorum. Sonuçta şöyle bir iki tane toplamsal kosinüs şeyine eşdeğermiş bu sonuç. Bu çarpım toplamsal olarak bu duruma eşdeğermiş. Bakın bu sonuç sol taraf aynı. XT burası da. Evet. Ne gördüm arkadaşlar? Yarı genlikli iki kosinüs. İlginç bir şey var yalnız. Burada ne oldu? Bakın 11T. Buradaki frekans ne oldu? 5,5. Burası şöyle ya 2FP ya. 2PF aynı şey. P'sini bu tarafa aldığı için 2F burası. 5,5. Burada ne var? 4,5. Bu da 4,5 Hz. Oysa ben ne vermiştim? Girişte yarım Hz ve 5 Hz idi bunlar çarpıma girmeden önce. Çarpımdan sonra kosinüzoidal toplamsal duruma geldi yalnız. Farkımız bu. Şu modelde multiplication var. Bu modelde addition, toplama var. Frekanslar yalnız ne oldu? Tuhaf bir şey oldu. Ne oldu? Bakın 5 artı yarım hertz, 5,5 hertz. İki giriş frekansının toplamı çıktı ve farkı çıktı. 5 eksi yarım hertz, 4,5. Gördünüz mü? Yani ben çarpıma soktuğum şu kosinüzoidallerin frekanslarından fark ve toplam frekansa sahip iki tane yeni kosinüs elde ettim ama fark toplamsallık altında. Yani anlatabildim galiba. Evet, bu ilginç bir özellik. Bu beat veya vuru etkisi. Yani fark frekanslar ve toplam frekanslar şeklinde bana bir sonuç verdi. Bu ne demek? Bunu şöyle de yazabiliriz yani. Fazörle de yazabiliriz. Böyle uzun uzun. Mesela işte X1, X2 fazörleri diyebiliriz.
Demeyebiliriz de. Yani bu, ben trigonometriden böyle bir basit özdeşlik bildiğim için Euler açılımından direkt gittim. Evet. Şimdi arkadaşlar toparlarsak bu beat frequencies, vuru frekansları iki tane kosinüs doyadığını ve sinüs doyadığını çarpımından ortaya çıkıp toplamsal sonuç altında ortaya çıktı. Biz diğer sayfaya geçiyorum. Bir dakika. Evet. Fark ve toplam frekans elde ettik. Bu modeli bir de tersini yapalım şimdi arka sayfada. Müzikte biz aynı anda bunu gerçek hayat senaryosu uyguladığımızda o zaman bunun tersi nedir? Toplamsal karışım yapıp sonuçta çarpımsala gitmek. Yukarıda neydi? Çarpımsaldan toplamsala giderek bir toplam ve fark frekanslar şeklinde buldum. Şimdi toplamsaldan gidip çarpımsalla ulaşabilirim. Pratikte çünkü iki tane sinyalin gerçek hayatta, madem bunu müzikten örnek verdik, iki tane sinyalin aynı anda, aynı notanın daha doğrusu, benim için burada sinyal müzik notası. Bu uygulamada müzik notası, kolay anlaşılsın diye vermiş bu müzik notası. Demek ki ben toplamsal olarak bunu nasıl implement edelim pratikte? Sayısal değer verelim önce. Kosinüs 2pi f1t diyelim buna. Cebirsel konuşalım. Evet. Fazla olmasın, kolaylık olsun diye. Kosinüs 2pi f2t. Niye benziyor bu? Şu toplamsallığı ben şimdi baştan veriyorum, çarpımsallığa gideceğim. Peki, iki tane kosinüsün ki genlikleri bunların bir bakın gizli olarak, bir birim ağları. F1 ve F2 frekansında fazları sıfır olan, artı fi sıfır, sıfır, artı yok burada görüyorsunuz. Genlikleri eşit, bakın genlikleri, max değerleri eşit. İki tane kosinüsüm var, yani şöyle bir kosinüs, bir başka kosinüs var. Genlikleri eşit ama frekansı farklı. Genlikleri eşit olabildiği kadar. Örneğin bu F1 frekansında, bu daha yüksek F2 frekansında. Yükseklikleri aynı. Bunları topladım. Ben bunu toplarım. MATLAB'de yaparım bu işi. Analog olarak da yapabilirim. Bir jeneratörden veririm bunları. Bir op-amp'ta toplarım bunları. Gerçek hayatta müzik aletinde ne yaparım? Bu notaya, iki notaya aynı anda basarım. Basabiliyorsam. Yani yetenekliysem. Müzik şeyi olarak. Piyanonun tuşları var. Piyano tuşları var. Birinci tuş F1 frekansında, diyelim ki burada da F2 frekansında. Uzak yakın olabilirler bunlar. Birisi şu kadar hertz, bu la notası, biri sol notası. Parmakla aynı anda basıyorsam iki şeyi topluyorum. Toplamsal bir efekt yaratıyorum pratikte. Yani fizik olarak, mekanik olarak. Dolayısıyla bu da bir beat efekt. Yani fakat ötekiyle kardeş şekilde anlatabilmem için şöyle bir ilişki olması lazım. Yani ben bir merkez frekansı tanımlamam lazım. Merkez frekansı da bu iki frekansın şey olsun, yani ortak noktası olsun. Bir de delta F tanımlamam lazım. Yani benim F'ce merkez frekansım olsun. Carrier İngilizceden geliyor. Carrier, taşıyıcı veya center da diyebiliriz buna. Belki birazdan modülasyonda bunu göreceğiz. Carrier demeyeyim, center diyeyim, merkez frekansı diyeyim. Erken konuşmayayım. Bir de delta F tanımlayayım. Yani değil mi, farklar oluştu ya arkadaşlar. Toplamsal ve toplamsallık ve çıkarmadan dolayı fark. Yani bir fark var. Bu fark ne yaptı? Önceki frekansı eksiltti. Önceki frekansı arttırdı. Ne kadar? Yarım hertz kadar. Değil mi? Dikkat edersiniz. Böyle bir efekt oldu. Bu delta F nedir? Bu iki frekansın şeyidir. Farklarının yarı değeridir. Yani 1 bölü 2 F1 eksi F2. Evet. Bu fark frekansım. Bir merkez frekansım var. O halde diğer F1'ler, F2'ler ne olacak? Bu F1'ler, F2'ler. Yani bunlar cinsinden yukarıdakine benzetiyorum. Ve örneğin F1 şöyle alınması lazım bu şeye göre. Fc eksi delta F, F delta veya, değil mi? Demin gördük. F2'de Fc artı delta F. Yani yukarıda gördük bunu. Ben öyle bir F1 vermişim ki yukarıda, öyle bir F2 vermişim ki baştan uygulamada. Bu aslında buradaki uygulamayla eşdeğermiş, yani kardeş olarak, ama şu ilişkiyi taşıyormuş. Bir merkez frekansının
buradan delta f'i çıkarmışsın. Bir merkez frekansına delta ekleyerek. Öyle bir şeymiş bu benim f1 f2'm. Yani dolayısıyla arkadaşlar bu toplamsallıktan ben çarpımsallığa gidebilirim. Nasıl giderim? Şöyle giderim. Devam edelim onu. Bu toplamsallığı yazalım tekrar. Yan tarafa geçtik. Evet, ne vardı? Kosinüs 2pi f1t. Yani tekrar yazmayayım, zaman harcamayayım. Benim orijinal sinirim şu. Şu. Fazlar yok. Bakın burada artı sıfır değil mi? Yok bir şey buralarda. Buralarda artı sıfır. Faz yok. Kolay çözülsün diye fazı koymamışlar. Yani fi 1 ve fi 2 sıfır alınmış. O halde bu kosinüsoidal sinyal aslında neydi? Bir üstel karmaşık sinyalin reel bileşeniydi. Komponentiydi. Geçen hafta gördük onu. Yani onu yazarsanız birinci sinyalin benim birinci sinyalim kim arkadaşlar? Toplama giren E üzeri J 2 pi F 1 T değil mi? Burada ne var? Bakın bir fazör var ama yok. Fazör 1. AK burada 1. Neden 1? Fi 0. Bakın herhangi bir AK neydi? Şuraya yazayım. Herhangi bir A veya AK neydi? E üzeri J fi idi. Reel değer A veya 0 E üzeri J fi. A, bu A sıfırlar 1 mi arkadaşlar? Bakın buraları 1 mi? 1. Buraları 1 mi? 1. Reel menkütükler 1. Evet. Fiiler 0. E üzeri 0. 1 olur 1. Demek ki buradaki gizli olarak 1 var. Yazmasak da 1 var burada. Tabii yazmıyoruz. Anladınız mı? Faz terimi 0 olduğu için birincisinde ikincisinde fazörler 1 çıktı. 1 birim çıktı. Burada gizli olarak 1 var. Diğerinde de öyle. J 2 pi F 2 T. Burada da öyle. Bunun da fazı 0 olduğu için burada gizli olarak 1 var. Yani şu 10 da AK'sı 1. Evet. Böyle yazdım. Yani şu reel iki tane toplamsal kosinüsü bir şeyler toplamının kompleks karmaşık sinyaller toplamının iki tane olduğu için bir tane de olabilirdi. Biri olmayabilirdi. Onu reel bileşeni olarak yazdım. Ve bu daha sonra F1 ve F2 yerine konsun. F1 şuydu, bu yerine konsun. F2 şuydu. Neredeydi o? Şuydu. Yerine konmuş. Yani şu parantez için F2 bir merkez frekansına delta F eklenmiş. Diğerinde bir merkez frekanstan delta F çıkarılmış olsun sayısal anlamda. Ve bu işlemi türettiğinizde sonuçta şunu görüyorsunuz. Bunu takip edebilirsiniz. Yani, manuel olarak. Şunu görüyoruz. Sonuçta 2 yine kosinüsle şey arasında ilişkiyi biliyoruz biz. Euler açılımından o özelliği kullanırsanız kosinüsoidal yazdım. Biz böyle verdik, böyle istiyoruz. Değil mi? Sonuçta delta F'de şu şöyle kapatayım bunu. Çarpı kosinüs 2 pi efendim FCT. Evet. Yani ben böyle verseydim ilk uygulamada yaptığım gibi yukarıda ki ona benzer verdim. Toplamsal durum alıyordum. Onu yaptım. Bundan 15 dakika önce. Şimdi ne yaptık? Bunun inversion'ı yaptık. Toplamsal verdik. Çarpımsala geldik. Ama olay nasıl ilişkili? Frekans değerleri FCT'nin ve delta F'in böyle bir ilişkiyi sağlaması gerekiyor. Ya toparlarsak arkadaşlar biz toplamsallıkla da toplamsallık ve çarpımsallık işlemini birleştirerek vuru frekansları, beat frekansları, fark frekanslar üretmiş oluyoruz. Bu ne demek? Bunun fiziksel hali ne demek? Madem müzikten devam ediyoruz, ben şu iki F1 frekansını, F1 ve F2 frekansına sahip iki notayı, iyi bir piyanistim, iki aynı anda bastım. Aynı sürede aynı anda iki parmakla eş zamanda bastım. Ortaya çıkan şunlar toplamsal olarak kulağıma geldi. Şu etki kulağıma geldi. İki notayı birden bastım. Yani F1 ve F2 aynı anda üredi. Şu kadar saniye. Bir saniye bastım onu. Ben bunu ne diye duydum? Şu şekilde duydum. Bunların sonucu buysa ne duydum? Bunların toplamların birer genlikti. Çarpımsal anlamda önüne bir katsayı türedi. Beni daha çok ilgilendiren ne türedi?
İçindeki bu arkadaşların gizli olan frekans ilişkilerinden bir delta F etkisi, bir de merkez frekansı etkisinin çarpımıymış gibi duydum. Bu duyuş da aynı, bu duyuş da aynı. Yani ister böyle yorumlarız, ister böyle yorumlarız. Daha doğrusu toplamsal bir etkide ben bir fark frekans ortaya çıktığını görüyorum ve bir de merkez frekans ortaya çıktığını görüyorum. Evet, bu etkiye vuru veya beat efekt deniyor. Müzikte veya başka yerde hiç önemli değil. Müzikte olması şart değil. Şimdi müzikte olmayan uygulamasını vereceğiz bunun. Evet, bunların çizimleri, yani ben bu kosinüzoidalleri bir osiloskop ekranında veya bir grafikte çizerek temsil etseydim, o yan sayfadaki şekilleri görecektiniz. 3-3, 3-4'te falan görüyorsunuz bunları. Spektral olarak da şekil 3-2. Bakın 3-2'de ne görüyoruz? Bir spektrum görüyoruz. Bu çarpımı spektrumunu görüyoruz. Orada bakın yarı genlikli şeyler, F1, F2 frekansları iki tarafta çıkmış. Evet. Şimdi bu vuru veya beat efektinin bir kardeşi, karşılığı, eşdeğeri de haberleşme elektroniğinde kullanılan bir olay. Haberleşme elektroniğinde. Yani modülasyon. Genlik modülasyonu aynı temele dayanır. Genlik modülasyonu veya amplitude modulation. Amplitude modulation. Bir başka şekilde. Veya bindirgeme. Modülasyon, bindirgeme. Bir sinyali diğer sinyal içerisine yedirtmek, bindirmek. Bu bindirmeyi, iç içe geçirmeyi genlik düzleminde yapıyorsanız, yani üstüne ekleyerek genlik olarak yapıyorsanız, buna amplitude modulation diyoruz. Burada anlatacağımız olay. Bir sinyali diğer sinyal içerisine frekans olarak yediriyorsanız, içine dahil ediyorsanız etki olarak, buna da frekans modülasyonu diyoruz. Kabaca. Yani ben elektronik haberleşme dersi anlatacak değilim burada. Bunu zaten göreceksiniz. Bir amplitude modulation, yani genlik modülasyonu, genlik bindirgemesi öz Türkçe, bir de frekans modülasyonu, FM, frequency modulation veya Fransızca okursanız frekans modülasyonu. Burada da amplitude modülasyon ama İngilizceleri, Fransızca İngilizceleri frequency modulation. Modulation. Evet. Bunu konumuz şu. Beat etkisine eşdeğer olduğu için. Haberleşmede kullanıyoruz bunu. Ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Benim elimde iki tane kosinüs sinyal var. Yukarıda yaptığım gibi. Bunları çarpıyorum. Çarpıyorum. Yani şu işlemi yapıyorum. Bunların değerleri işte birazdan dediğim gibi bir FC frekansı değerinde. Bu FC tabii ki yüksek şeyden. Pratikte FC delta F'den oldukça yüksek tutuluyor. Haberleşme gereği. Zaten birazdan onun biraz yan bilgi vereceğim kültür olarak kitap dışında. Biz arkadaşlar haberleşme elektroniğinde, kitapta yok bu, ekstra anlatıyorum şu anda. Benim bir bu işi yapan bir devrem var, modülatörüm var. Modulator, İngilizce okursanız modulator. Bir analog devre bu. Analog tabii, bizim anlattığımız analog. Tabii sayısalda da modülasyon yapabilirsiniz. O bizim konumuz değil şu anda. Sinyaller bakın T'ye göre değişiyor. Analog, continuous. Bir modülatör var. Yani çarpma devresi var. Aslında modülatör bir çarpma yapan devre. Yani şu işlemi yapan devre. Bunun bir girişine delta F frekansında bir kosinüs veriyorum. Delta F frekansında bir kosinüs. Bir de diğer girişine FC frekansında bir kosinüs veriyorum. Yine bir kosinüs veriyorum. Bunların genlikleri bana kalmış. Biri bir birim olur, büyük olur, küçük olur. Bir çıkış alıyorum. Bu çıkış, bu sonuç. Şu sonuç. Ben buna YT diyeyim. Bu arkadaşlara X1T, bu da X2T olsun. Yani buradan gelen diğer kosinüste. Tabii ki bu burada artık ne oluyor bu? Frequency oluyor. Taşıyıcı C, carrier. Carrier frequency. Taşıyıcı frekans. Taşıyıcı ne demek? Demek onun üzerine bir şey biniyor. Yani taşıyıcıysa hamal dalga, üzerine kim biniyor? Delta F frekanslı diğer düşük frekanslı kosinüs biniyor. Yani şu olay gerçekleşecek. Evet, buna modülasyon, bu sisteme de modülatör diyoruz. Veya modülasyon.
Modulator diyoruz. Pardon. Şimdi bunu elektronik olarak yapabilirsiniz. Eskiden lambalı devreler vardı. İşte 1970'lere kadar devam eden. Daha sonra yüksek transistörlü devrelerde FET'ler. Bu, yani burada veya basit bir analog devrede bunu yapabilirsiniz. Konumuz o değil arkadaşlar. Bizim dersimiz analog elektronik anlatmak değil. Bu bir sistem, devre. Evet, bu yapılabiliyor pratikte. Hatta özel çip integreler var. Bu işi daha profesyonel, sofistike yapıyor. Yani çarpma yapıyor pratik olarak. Analog anlamda iki sinyali çarparak karıştırıyor. Evet, buna biz modülasyon diyoruz. Genlik modülasyonu diyoruz. Sonuçta ne çıkıyor? Benim bir şu taşıyıcı FC'nin, yani şu XT'yi çizeyim, X2T'yi çizeyim. Yüksek frekanslı sinüs veya kosinüs, güzel çizemedim, kusura bakmayın. Şöyle biraz sık yapayım bunu. Genliği var. Şöyle bir kosinüs. Bunun frekansı FC'ye kadar. FC frekanslı carrier. Bir de neyim var benim? Düşük frekanslı, delta F frekanslı bir başka kosinüsüm var. Seyrek çiziyorum akımını. Frekans düşük ya, periyot büyük. Bu arkadaşın da frekansı delta F kadar veya F delta kadar. Bu bunun üzerine biniyor. Toplamsal olarak biniyor. Yani sonuçta şöyle bir şey çıkıyor. Şu arkadaş bu olsun. İçeridekinin üzerine binmiş. İçerideki de şöyle oluyor. İçerideki şu. Dıştaki şu. Bu bunun üzerine binerse toplamsal olarak, yani üste binerse, ki bu binme hem çarpımsallık hem toplamsallık anlamında da yazılabiliyordu. Yani amplitüt, genlik olarak üstüne binerse sonuçta bu çıkar. YT sinyalin bu. Yani şuradaki sinyal bu. İçinde ne var? Daha yüksek frekanslı, şu FC frekanslı taşıyıcı dalga vardı. Önce sabit genlikliydi. Modülasyona girmeden önce şurada. Üzerine bu arkadaş bindi. Onun genliğini değiştirdi. Yani modüle etti. Bu modulated signal. İçinde carrier signal ve information var. Üzerine binen esas sinyal bu. Bu bir ses sinyali örneğin. Ben radyoda ses gönderiyorum. Eski radyolarda biliyorsunuz. EM bandı vardır yani. Amplitude modülasyon bandı vardır. İşte ne vardır? Uzun dalga, Ankara radyosu, orta dalga, kısa dalga falan falan. Bu modülasyona göre çalışır vericiler veya radyo vericileri. Uzatmayalım. Dolayısıyla üzerine binen benim gönderdiğim sestir, düşük frekanslı. Müzikte seste. İçerideki yüksek frekanslı antenden, esas antenden bastığım sinyal taşıyıcı budur. Yüksek frekanslı. Yani radyo nasıl anılır? 28.6 MHz uyduruyorum. İşte Ankara radyosu, uzun dalga falan filan. Ne demek? Şu FC taşıyıcısını kastediyorum. Yani radyonun üzerindeki yazan o istasyonun değerleri bu FC taşıyıcısıdır. Siz oraya ayarlarsınız düğmeyi. Onu dinlersiniz. Tabii bunu çözdükten sonra modülasyonla. Bu dersin konusu değil o. Evet, konuyu dağıtmayalım. Modülasyon bu arkadaşlar. Şimdi bu dersimizi kitap üzerinden bu genel kültürü verdim kısaca. Bunun uygulamasını nasıl bir şey acaba onu görelim. Şimdi bakın. Example 3-5 var orada. Onun üzerinden gidelim. Ne var orada? Bir XT sinyalim var. Modülasyonlu sinyal. Yani YT derim, XT derim, AT derim. Burada XT dermiş. Önemli değil. Yani modülatörün çıkışı. Bunu nasıl vermişler bize tesadüfen? Pardon, ne demişler? Evet, XT. İki tane sinyal varmış. XT'yi oluşturan. Bunlardan biri VT'ymiş. VT neymiş arkadaşlar? Bakıyoruz. 5 artı genliği 4 birim. Kosinüs 40 pt. Bu düşük frekanslı girişteki sinyal. Yani delta F değerindeki 40, burada delta F için, bunun içine yatıyor delta F. 40'ın içine. Bu da 2 pi ya. Dikkat ederseniz. 2 pi. 2 F. Burada ne var? 20 Hz var aslında gizli olarak. Evet. Şu sinyal, giren sinyal şu. Bir taşıyıcı neymiş? Taşıyıcım da 200 Hz'di. 200 Hz'di. Bir şu yüksek frekanslı sinyalmiş. Carrier.
Yani bu da bir birim genlikli olsun. Bunu da yazabilirim. İkisini ne yapıyorum? İkisini çarpıyorum. Çarpıyorum. Yukarıdaki effect. Yani şu devreye giriyor veya böyle yapıyor. İşlemsel yapıyormuş, sorun değil. İlla analog konuşmam gerekmiyor. XT nedir? Bunların çarpımın sonucu. Yazıyorum. Bakın dikkat edin. 5 ilk sinyal şu. 4 kosinüs 40 pi t. Fazı yok, dikkat edin. Fazı yok. Çarpı. Diğer sinyal kosinüs. Burada 1 var tabii. Bir birim şu. Şu frekansta taşıyıcı yazıyorum. O da 400 pi t çıktı. Neden? Çünkü f'i 200. 2 pi f 400 pi t. Bunun da fazı yok. Kolay olsun diye faz vermemişler. Anlaşıldı değil mi? Buradaki f 20 hertz. Buradaki f zaten şu arkadaş. 200 hertz. Evet, bunları gördünüz. Bu taşıyıcı, bu gelen düşük. Bir fark var burada. Başta bir DC değer eklemişler. Onu neden eklemişler anlatacağım. Şu az önceki beat efekte bu yoktu. Böyle ikisi şöyle çarpılmıştı. Şöyle bir buna toplam terim DC seviye eklememiştik. Bunun sebebini anlatacağız birazdan. Şu anda erken. Evet arkadaşlar. Daha doğrusu anlatalım şimdi. Ne demek bu? Şu demek. Şu arkadaşı çizmek istesek. Şunu çizelim. Yani VT'yi çizelim şunu. VT nedir? Şudur. 4, 5 birimlik bir DC değer var. Şöyle 5 birim volt, amper, volt tabii bu ama söylemiyoruz. Dersin şeyi o değil. Üstüne 4 birimlik, burası 9 olacak değil mi? Toplamı 9 olacak. Şöyle bir kosinüs binmiş. Evet. Bakın 4, 5 sabit DC değer, volt olsun hiç fark etmez. 4 daha 5, 9. Max değer 9. Aşağı indiği zaman negatif alternans şurası 1. Sıfırı görmüyor değil mi? Sıfıra değmiyor. Tehlikeli duruma geçmiyor. Bu haberleşme elektroniği önemlidir. Yani sıfırı görmemesi istenir. Modülasyon derinliği açısından. Bu pratik bir durum ve önemli durum yalnız. Evet. Şunu çizdik. VT'yi çizdik. Şu VT sinyali. Bakın. DC üzerine binmiş. 5 birim DC. Diğer arkadaş çizelim. Hadi merakımızı giderelim. Kitap çizmemiş ama bir çizelim onu. O nedir? Bir birimlik. Bakın bir burada gizli olarak bir var. Fazla olmayan kosinüs. Daha sık çizmem lazım ama çizemedim. Elim böyle alıştı. Yani bu arkadaşın daha sık çizilmesi lazım. 1 eksi 1. Şu arkadaş. Evet. İçinde bir 200 hertzlik bir kosinüs olduğunu görüyorsunuz. Evet. Şu sıfıra değmediği için modülasyon bu sinyal şöyle olacak sonuçta. Yani sonuçta ben şöyle bir şey göreceğim. İçinde ne var bunun? Yüksek frekanslı şu arkadaş var. Dışında şu var. Şu. Şu da bunun dışı. Şurası. Zarfı. Bu bakın şurada ne yapıyor? Sıfıra değmiyor. Şu etkiden dolayı. 5 volttan dolayı. Bu da modülasyonun %100'den küçük olduğunu. Haberleşme elektroniği konusu. Ona girmiyoruz. Ama farkı gösterdim yani şuradan dolayı. Evet arkadaşlar. Dolayısıyla biz böyle bir uygulama yapıyoruz şu anda. Sinyali o halde karşımıza tekrar denklem olarak alırsak, şu parantezi dağıtırsak, bakın şunu buraya dağıtırsak, yani şu arkadaş toplamaya dağıtırsak ne görürüz? 5 kosinüs 400 pi t, değil mi? Şunu dağıttım. Evet. Sonra bunun birimi 1'di tabii. Şöyle dağıttım. 4 değil mi? Kosinüs, yine kos tabii terimimiz o bizim. İki tane şey çarpılmış. Yani 40 pi t çarpı ne geliyor? Bir daha kosinüs 400 pi t. Gördünüz. Evet. Bu işlemi yaptım. Yani bakın toplamsal oldu. Evet. Toplamsal hale geldi. Terimi dağıttık. Ve bunları daha sonra yan sayfada 3.16 denkleminde bu kosinüzoidalleri Euler açılımıyla kompleks üstellercisinden yazdık.
Yani frekansları şeyi görelim diye, spektrumu görelim diye. Yazmışız. Orada 3.16 denkleminde takip edebilirsiniz. Zaman kazanalım. Ne oldu? İlk terim yarıgenlik ya bakın. 5A'ydı bu. A0'dı bu. Kosinüs üstele öğeler açıyorum. Ne yapacağım? 1 bölü 2. Öğeler açılımından. E üzeri J 400 pi falan. Ve ne çıktı? 3 tane böyle şey terim. Ve bir de bundan eşlenikleri. Yani yine aynı genlikte 5 bölü 2. Fakat E'lerin J'lerin önü E negatif. Diğeri de negatif. Yani eşlenikleri çıktı. Onu da adam ben biliyorum. Kosinüs Euler teoreminden biliyorum. Euler ne diyor bana? Bir kosinüsü yarı genlikli birbirine eşlenik iki tane yarı genlikli üstelle yazabilirsiniz. Bunu yazdık. Evet. Ve ne görüyoruz? Ne görüyoruz? Orada 6 tane terim gördük. Bu terimlerin bakın gözümü tam bakayım gözüm iyi görmedi arkadaşlar. Evet. 3 tane frekans çıktı değil mi orada bakın. 400 pt, 440 pt, 360 pt pozitif frekanslar. Bir de bundan eşlenikleri çıktı. Sol taraf eksi 400 pt'li yani eksi 440 eksi, yani ne anladık şimdi biz? Benim bir şey frekansım var. 40 omega değerinde 40 pi'lik bir omega var. Bu 400 üzerine ekleniyor, çıkarılıyor. Değil mi? 440 oluyor, 360 oluyor. Her iki bölgede de. Yani fark frekanslar, vuru frekansları oluştu. Dolayısıyla benim spektrumum şu hale geldi. Yani bu sinyali, bu çarpımsal sinyali ben çizersem XT'yi şu kompleks üsteller fazör gösteriş haline getirdim. Çizebilirim. Evet. Omegası sıfır olan terim var mı? Yok. Herkes omegalı. DC terim kalmadı bakın. Dikkat edin. Ben baştan bir DC terim vermiştim. 5 artı 5 çarpıma böyle yansıdı ama sonuçta yok oldu. Yani DC de şurada F'in ve omega'nın sıfır olduğu bölgede kimse yok. Ne var? Şurada bir tane FC değerinde yani 400 frekansın 400 PT olduğu veya işte onun içinde 200 Hz durabiliyorsunuz. Bunu şöyle yapalım. Şey çıkaralım. Tam frekans burada içinde 200 olduğunu görüyorum. Bir genlik var. Şuradan yakalıyorum onu. Sonra ne var? Şurada bir genlik var. Şurada bir kompleks genlik var. 3 tane bakın. Şurada 3 tane var. Sonra 3 tane eksi bölgede var. Yine bu arkadaşın burada, şunun burada, şunun da burada. Evet. 3 tane bileşen, 3 tane bir. Toplam 6 bileşen. Çizdirdik. Her bir bileşen karmaşık genlik. Kompleks amplitüt. Yani şunlar. Peki çok ilginçlik var dikkat edin. Onların genliklerini verelim. 1, 5 bölü 2 sanırım gözün doğru görüyor. Evet. Bunun da genliği 5 bölü 2. Bu arkadaş da 1. Bu arkadaş da 1. Biz geçen hafta ne yazdık? E üzeri JF. Yani aslında bunlar AK. Yani şık veya küçük AK'lar. Fakat faz sıfırdı ya arkadaşlar. Bakın burada faz yoktu. Faz sıfır olduğu için herhangi bir AK nasıl yazılıyordu? A sıfır E üzeri JF. E faz sıfır bu arkadaş 1. E üzeri şey 1. Yani fazla terim yok. Kompleks burada bir E üzeri bilmem ne JF kalmadı. A şu A kaldı. Yani 5 bölü 2'ler 1'ler şu reel değerler kaldı. E üzeri J 0 olduğu için bir kez yazıyorum. Fi 0 olduğu için. Bu da arkadaşlar da fi 0. Yani fi'ler 0 çıktığı için bu açılımda da E üzeri J fi'li bir terim yok. Omega'lı terim var. Yani fi'ler 0. Fi'ler 0 olduğu için bunların önünde E üzeri J fi'li bir şey yok. Karmaşık değil bunlar. Bunlar tesadüfen reel hepsi. Reel. Ama fi sıfırdan farklı fi'ler olsaydı burada karmaşık genlikler çıkacaktı. Dolayısıyla bu uygulama için bu arkadaşlar real amplitude oldu. Şunlar bakın 5 bölü 2 1 1 5 bölü 2 1 1. Peki fark ne? Fark ne diyeceksiniz? Frekanslar pozitif frekanslar aynı zamanda negatif frekanslar. İki taraflı bir spektrum çıktı. Two-sided spektrum çıktı.
Zaten böyle. Bizim için bu tarafı anlamlı, pozitif frekanslar, ama trigonometriden gelen şu şeyi de ihmal edemeyiz. Evet, demek ki modülasyon yine bir çarpma işlemi. Hocam. Efendim, buyurun. Buyurun. Tamam. Buyur, soru. Şey, burada x eşittir, hani 5 bölü 2 çarpı e üzeri işte jili bir terimle yazdık ya. Yazmıyor, yazamıyoruz. Onun en başında real. Dinliyorum. Bunun en başında real yazmamışız ya, onu diyecektim. En başında da real, yani real partını alacağımıza dair şey yazmayacağız. Bu zaten real ya kendisi. Bak şunlar real ya. Real. Burada fi olaydı, bir fi olaydı içinde var. Şurada bir tane fi olsaydı. Örneğin pi bölü 3. Tamam mı? Burada da bir şeyler olsaydı. Burada e üzeri j fiili terimler çıkacaktı. Anlatabildim mi? Omegalıların yanı sıra j fiili terimler çıkacaktı. Yani kat sayı olacaktı. Burada j pi bölü bilmem ne olacaktı. Ben bunu buraya yazacaktım o zaman. 5 bölü 2 j e üzeri neyse, fi ise. Şu omegalar bu frekansı gösteriyordu. Geçen hafta da anlattım. Tamam mı? Şunlar omega, sırf omegalı terimler frekans koordinatlarını gösteriyor. Şu arkadaşların yükseklikleri karmaşık genlik, ama bu uygulamada tesadüfen reel. Karmaşık değil, kompleks değil. Çünkü e üzeri j fi'ler yok, bir onlar. Oldu mu? Anladım hocam. Peki. Evet, teşekkürler. Anladıysan güzel. Şimdi demek ki biz bir modülasyon yaptığımızda bu modülasyonu sinyalin, yani şu sinyalin frekans ortamı, spektral karşılığı budur. Budur. İşte burada bir bant genişliği var falan filan, bizim konumuz değil ama haberleşmede bunu okursunuz ileride ve okudunuz bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar biz yeni bir duruma geçelim. Bu iki olay önemliydi. Beat ve bunun kardeş uygulaması modülasyon. Şimdi periyodik dalga şekillerini, waveform, bizim için sinyal bu tabii. Sinyal. İnceleyelim bu bilgilerimizde. Periyodik Fransızca bir okunuş. Periodic waveforms. Periodic waveforms. Veya periyodik sinyaller. Fransızca okuyoruz genelde. Türkçe zannediyoruz. Evet. Şimdi uygulamada benim elimde normalde periyodik ne demek? Bunu daha önce açıkladım. Bir sinyal kendini bir periyot sonra tekrarlıyorsa, yani sinyalin değeri bir periyot sonra da, bu periyot T, büyük T olsun, aynı kalıyorsa, birinci periyot, ikinci periyot, buna K diyebilir, değil mi? Yani benim bildiğim bu zamana kadar gördüğüm sinüzoidal, kosinüzoidal, üçgen dalga, kare dalga, ne derseniz deyin. Bakın bunlar bir periyot, ister buradan işte tekrarladı kendini, aynı değer. Sonra bir periyot daha, yine aynı değer. Üçgen dalga, buradan aldım, buradan aldım. Bakın burada ne kadar? A kadar, burada da A kadar. Burada da A kadar. Aralar hep periyot kadar mesafe. Zamansal mesafe. Kare dalga, yani kendini belli dönemde tekrarlayan sinyallere periyodik sinyaller diyoruz. Bunlar zaten devre analizinde sinyal jeneratöründen üreterek mikro elektronikte ve elektrik devrelerinde kullandığımız bol bol laboratuvarda ve derste, teoride. Şimdi o halde bu önemli bir kavram bizim için. Zaten buradan Fourier serisine doğru gidiyoruz artık yavaş yavaş. Elimizde bir reel sinyal var. Reel. Reel. Kosinüs. Deminki gibi. Demin iki tane vardı. Bakın. Çarptık. Toplayabilirdik. Topladık. Burada topladık. Toplam sayı. 5 tane, 10 tane, 50 tane, 20 tane. Toplam. Kosinüs paketi var. Kosinüs paketi var. Nasıl yazarım bunu? Bu toplamsal sinyali, genel sinyali, genel bir DC değer. Bunu geçen hafta da yaptık. Evet. Bir toplam terimi var. K bu toplamı göstersin. Birden n'e kadar, 50, 60, 80 hiç önemli değil. AK'lar maksimum değer, değil mi? Real yazıyorum. Real sinyaller cinsinden yazıyorum toplamı. Evet. Kosinüs, evet. 2 pi f k. K burada indeks. Ve böyle de şöyle yazabiliriz. Kitaba uyalım. 2 pi K F0. Aynı şey. T. Yani şurası nedir? Omega. Omega'yı anlatıyor. Omega T. Omega da K'ya göre değer oluyor.
K burada indeks, birinci omega, ikinci omega veya birinci katsayı, ikinci kaç tane terim almışım? 50 tane. Örneğin bu 50 tane. Evet. K 1'den 50'ye kadar değer alıyor. Evet. Artı K'ya bağlı faz. Ne demek bu? Bu paket. 50 tane kosinüs AK genliğinde, reel genlikte K'ya bağlı. Kimisi 1 volt, kimisi yarım volt, kimisi 1,5 volt veya hepsi aynı genlikte. Hiç önemli değil. Ama ben farklı olduğunu göstermek istiyorum. Yani K adet genlik var. Çünkü K adet kosinüs var. Ve bunları topluyorum. Bu AC bileşenleri. Reel bunlar. Tekrar ediyorum. Peki bu her bir kosinüsün şeyi nedir? Omega K'dır değil mi şuradaki? Onun içinde ne var? 2 pi FKT var. Veya kitabın yazdığı gibi 2 pi K çarpı bir temel F0 temel frekans var. Bunun K katları FK'yı oluşturuyor. Ve T var. Yani ben herhangi bir anda aldığım FK veya şunun içindeki FK, şu FK K'ya bağlı FK. Kaç? Üçüncü, beşinci, onuncu neymiş? Bir temel ana frekans varmış. Onun K'ıncı katıymış. Bu frekansa temel frekans diyorum. Fundamental frequency. Frequency. Ana frekans, esas frekans, temel frekans. Diğer frekanslar veya tüm diğer frekanslar hepsi bu FK'nın integer tam sayı katları. Özür dilerim, F0'ın K'ıncı. Bu, tabii K burada tam sayı integer. 1, 2, 3, 1,5, 2,5 diye bir şey yok. Tam sayı değerleri alıyor K. Birinci katı kendisidir. İkinci katı, ikinci harmonik, üçüncü harmonik. O tarafa doğru geliyoruz yavaş yavaş. Yani benim elimde bir temel frekans var. Fundamental frequency var, F0 var. Bunun katları diğerlerini oluşturmuş. Herhangi bir bileşenin, herhangi bir kosinüsün, K'ıncı kosinüsün, FK'sı, omega K'sını bu cinsten türetiyorum. Genliğini de öyle, varsa fazı da öyle. Fazla birinci faz, ikinci faz, her sinirinin fazı olabilir, olmayabilir de. Ama genelde bir dekoratif olarak olsun. Burada önemli olan frekansın üremesi. Yani F0'ın K'ıncı katları olarak üremiz. İşte bu F0'a temel frekans diyoruz. Bu FK'ların her birine harmoniks. Harmonik diyoruz. Harmonik. Harmonic frequencies. Yani o zaman her bir kosinüs ne oluyor? Harmonik sinyal oluyor. Bu toplamın içindeki her bir kosinüs, her bir kosinüs kaç tane var? 50 tane var. Bu sinyal 50 tane harmoniğin toplamı. Şu genel arka. Başında da bir genel DC terim var. Olmayabilir de olabilir de. Genel bir DC bileşen var. Frekanstan arındırılmış, yok frekansı olmayan bir DC bileşenin üzerine 50 tane veya 60 tane harmonik toplanmış. Harmoniklerin her biri birer kosinüs demek zaten. Bir şey, harmonik başka bir şey olamaz. Sinüs veya kosinüs. Kosinüs ve sinüs aynı şey. Araya eklerim, bir faz eklerim. Anladık mı arkadaşlar? Bu çok önemli bir şey. Yani ben temiz bir pure sine veya pure cosine, temiz net bir frekansı olan, işte FK'sı olan, şu kadar genliği olan her bir kosinüse harmonik diyorum. Demek ki kosinüsler neye karşılık geliyor? Kendileri harmonic component, harmonic signals bileşenler. Bunların toplamı genel bir sinyaldir. Bu sinyal nedir artık? Harmonik ilişkili, harmonically related cosine summation. Yani harmonik ilişkili kosinüsler toplamıdır bu sinyal. Örneğin bir kare dalgadır bu. Örneğin bir üçgen dalgadır. Örneğin bir yamuktur. Anlatabildim mi? Temel yapı taşı kosinüsler. Yani harmonikler. Evet. Bir kosinüsün harmoniği olmaz. Kendisi harmoniktir. Veya bir sinüsün harmoniği olmaz. Bu yanılgıya sakın düşmeyin. Sinüsün kendisi veya kosinüsün kendisi harmoniktir. O bunların toplamı başka bir sinyali oluşturur. Bunlar her ikisi de birer harmoniktir. Birbiricisinden yazılabildiği için. Evet, bu temel frekans kavramı çok önemli. Benim elimde bir kosinüsler topluluğu varmış. Böyle bir topluluk var. Ne olduğunu bilmiyorum. İçinde değerleri var. İşte bu F 50 Hz oluyor, 60 Hz oluyor, 80 oluyor, 90 oluyor. Bir küme var. FK kümesi var elimde. İçinde F1, F2, FN var. Ve bunların toplamı bir toplamsal, reel periyodik bir XT oluşturmuş. Evet.
bir küme var. Bilmiyorum. Bunların F0'ı gizli değil mi? Bunlar gizli bir F0'ın kaancı katları olarak ortaya çıkmışlar. 50 tane, 40 tane, 30 tane. F0 nasıl bulacağım? F0 nedir bu kümeden? Yani bunlar sayısal değerleri var. Hertz olarak verilmiş. Bu temel, bunların içindeki gizli olan temel frekans. Yatan ana plandaki nedir? Bu kümenin en büyük ortak bölenidir. Bu kümede kaç tane frekans var? Bundan işte en büyük ortak bölen bu yapının temel frekansıdır. Diğerleri bu F0'ın katlarıdır. Evet. Örneğin bakın example 3.6 var. Sayfa 43'te. Orada for example if the signal is sum of sinusoids with the frequencies. Toplamsallık varmış. Frekanslar 1.2 Hz. Sonra 2 Hz. Sonra doğru görüyor. 6 Hz. Bakın kümeye yazıyorum. Örneğin kümeye yazıyorum. Evet. Bu kadar, bir dakika. Evet. 3 tane 1, 2, 3 değil mi? Doğru söylüyorum. 3 tane frekans var burada. Bu kümede 3 eleman var. Bu kümenin virgül mü koyayım, ne koyayım ara? Karışır mı virgülle? Şöyle yapayım aralar, keseyim. Slash'la yani. 3 tane toplam var. Evet. Bunun F0'ı 0.4 Hz. Yani temel frekans bu. Bu arkadaş neymiş? F0'ın 3. katıymış değil mi bakın? 0.4 çarpı 3, 3. Yani F3'müş bu. K3. F0 çarpı 3'müş. 0.4 çarpı 3, 1.2 Hz. 3. harmonikmiş bu. Şu kosinüs, bir kosinüs var. Toplamın içine giriyor. 1.2 Hz kosinüs. 3. harmonikmiş meğer. Çünkü F0'ın 3. katı. Bu arkadaş 5 Hz, 2 Hz, 5. harmoniği. Bu arkadaş ne oluyor? Kaça böleceğiz bunu? 15. mi oluyor? Galiba. Evet. Yani bunlar harmonikler. Temel frekansın 3. katı, 5. katı böyle gidiyor. Evet. Sanırım anladınız. Harmoniyi böyle buluyoruz. Bize verilen bir frekans kümesi, toplama giren sinyallerin, kosinüslerin, frekanslarını yanımıza bir dizi olarak karşımıza alıp bunun en büyük ortak bölenini bulduğumuzda o yapının temel frekansıdır. Gizli olan ana frekansıdır. Şimdi bu bilgi çok önemli. Bu bilgi şöyle ki biz bunu bilerek o zaman sentetik, yani yapay müzik sesleri veya yapay sinyaller oluşturabiliriz. Arka sayfaya geçtim. Synthetic, İngilizce yazarsanız synthetic, doğru mu yazdım? Pardon. Bir tane şurada en olacak. Vowel. Vowel arkadaşlar sesli harf demek müzikte veya konuşmada. Yine müzikten ve sound'dan örnek vermiş kitap. Bu önemli değil böyle olması. İlla mekanikte de bunu kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ama yani günlük hayatta biz daha çok ses ve müzik ortamında, ses ortamında zaten bizim konuşmamız, insanların konuşması da birer, değil mi? Ses aracıyla oluyor. Sesli ve sessiz harfler cinsinden konuşuyoruz. Dolayısıyla geçen hafta da anlattım biraz. Fizyolojik olarak biz fonim denilen hecelerle konuşuyoruz. Arka arkaya sesli ve sessiz harf kombinasyonu bana hece ve kelimeleri kurduruyor. Bu şekilde ses basıncı üreterek karşı tarafın kulağına gidiyor bu. Onun konuşta benim kulağım. Ya böyle haberleşme, hayvanlarda da böyle. Belki ama onlarda tabii başka sesler çıkıyor. İnsanlardaki bu şey sesli harflere vowel diyoruz. Ne demek sesli harfler? Sesli harfler aslında geçen hafta da anlattım. Periyodik karakterli soundlar, insan sesleri. Değil mi? Bakın voice de bir ses demek. Sound da bir ses demek. Değil mi? Bunlar bazen birbirine karıştırılabilir. İşte sound belki kulağın işittiği bir ses. Voice konuşma sesi. Yani İngilizce'de böyle detaylar var biliyorsunuz kavramsal olarak. Ama bizim için speech de var mesela. Speech konuşma. Konuşma seslerden, voice'lerden oluşuyor. Dışarı çıktığı zaman sound, işte kulağa gelen cihazların ürettiği seslere sound diyoruz falan. Yani böyle bunlar birbiri içine geçmiş kavramlar. Şimdi bunu uzatmayalım, bizim dersimizi dağıtmayalım arkadaşlar. Biz o zaman harmonik üretebiliriz yapay olarak. Bunu analog olarak da üretebiliriz. Veya bir programla, işte bir MATLAB'de üretebiliriz. Veya bir işte MIDI denilen müzik ara yüzleriyle üretebiliriz.
Hiç önemli değil. Yani ben veya bir jeneratörden üretebilirim bunu. Ne yaparım? Benim elimde bir temel frekans olur. Örneğin 100 Hz olur. Bunun istediğim katlarını alırım. Tek katlarını, çift katlarını, yani harmonik almak benim elimde olur. FK'ları. İki katı, ikinci harmonik. Üç kat, üçüncü harmonik. Hayır efendim, ben tek harmonikleri alayım. Yok sonra çift, canımın istediği harmonikleri alabilirim. Ne demek bu? Bu ve genlikleri de kendim seçerim. Yani o AK'ları, AK, kosinüs, omega, TK falan. Canım ister 30 tane böyle kosinüs üretebilirim. Temel frekansın katlarına sahip harmonikleri olan kosinüs, harmonik olan kosinüsler. 50 tane üretebilirim. Ve bunları birleştiririm. Bu toplarım bunları. Mesela MATLAB'da yapıyorsam bunu. 50 tane ürettiğim şeyi toplarım. Bunu sonra bilgisayar ortamında hoparlöre vererek ses olarak duyarım. Bir dıt yaptı bir şey. Ne kadar bunların süreleri? Her birinin süresi aynı olsun mu kosinüslerin süresi? Ne kadar olsun? 1 saniye olsun. Herkes 1 saniye boylu. 50 tane harmoniğim var benim. Veya 100 tane harmoniğim var. Ve 10 tane. Topladım bunları alt alta. Bir toplam şey çıktı, sinyal çıktı. Ne çıktıysa çıktı. Tuhaf bir şey çıktı. Ve bunu XT olarak biliyorum ben. Ve bunu hoparlöre bastım. Kulağıma geldi bu. Kulağıma geldi. Dık. Yapay değil mi? Kendisi 100 Hz değil. 100 Hz içinde gizli. 100 Hz'in harmonikleri ve farklı genlikteki harmonikleri. Canımın istediği tasarımla ben böyle yapay sinyaller. Bunları da bir hoparlör üzerinden işitsel hale getirirsem yapay sesler, yani sintetik vowel'lar üretmiş olabilirim. Üretirim. Yani işte yapay müzik bu aslında bir anlamda. Evet. Mesela işte böyle yanda bir tablo var orada. Burada farklı frekanslar, farklı genlikler, farklı fazlar alınarak çok sayıda harmonik üretilip yapay ses oluşturulmuş. Evet. Bunların dediğim gibi genlikleri ve şeyleri de frekansa göre çizdirilmiş fazları. O da yandan bir şey. Evet. Demek ki biz bu periyodik sinyal kavramını şu aşamada gördüğümüz kadarıyla pratiğe uygularsak, yani basit bir şekilde yapay ses, yapay müzik, yapay konuşma. Ya robotik konuşmalar da böyle. Değil mi arkadaşlar? Mekanik konuşmalar da böyle. Mesela Siri konuşuyor, Siri'de bayan. Veya robot konuşuyor. Onu daha önce programla ne konuşacağını bilindiği için bu sesler yapay olarak hece hece üretilip birleştirilirse ve tekrar arka arkada basılabilir bu bir loop içine sokularak sürekli bir şekilde yapay ses üretmek veya dinlemek mümkün olabilir. Evet. Şimdi tabii uygulamada, pratikte böyle sinyallerin hepsi periyodik çıkmıyor karşımıza. Tabii bakın, buraya kadar anlattıklarımız nedir? Son yarım saat. Reel sinyaller, yani kosinüs ödeller ve periyodik karakterde olanlar. İçinde bir periyodik temel frekans var. Bunun katları şeklinde bir paket ortaya çıkıyor. Bu sinyale ben toplamsal X diyorum. Bunu anlattım son yarım saattir uygulama olarak. Gerçek hayattaki sinyaller periyodik olmayabilir. Yine reel sinyaller olabilir. Yine kosinüslerden oluşmuş olabilir. Toplam olabilir. Fakat ne olabilir? Temel bir periyot, temel bir frekans kavramı yoktur. Ne demek yoktur? Yani tabii ki bunun tersi T0 değil mi arkadaşlar? Yani 1 bölü F0, T0 veya 1 bölü T0, F0. Bu temel frekans ise, fundamental frequency ise, bu da fundamental period. Temel periyot. Periyot, Fransızca bir okunuş. Period. Fundamental periyot. Bu tam Fransızca okunuş. Fundamental periyot. Böyle demiyoruz. Kitap İngilizce olsun. Fundamental period. Evet. Fundamental period. Temel frekans, periyot veya temel dönem, ne derseniz deyin artık Öztürkçe. Ana dönem. Burada da fundamental frequency. Temel frekans F0 ve FO. Evet. Gerçek hayatta dediğimiz gibi benim toplamsal sinyalim var. Var, yine var.
bir DC değerinin üzerine toplamlar ekliyorum. İşte K. Burada artık ne oluyor? İşte 50'ye kadar gitmiş. Gene böyle güzel. Fakat bu kosinüslerin aralarında, yani omegaları içinde bir F0'a bağlı bir ilişki yok. Yani F0'ın katları olarak üremiyor bunlar artık. Üremiyor. Tam katları şeklinde veya bir harmonik paketi yok. Harmonik değil bunlar, bakın dikkat edin. Tamam, bunlar da birer kosinüs. Ama aralarında harmonic relation yok. Yani ortaya çıkan bu paketindeki omega k'lar, fk'lar bir fk'nın tam sayı katları şeklinde ortaya çıkmamış. Rastgele çıkmış. Bu ilişki rastgele. Evet. Anlatabildim herhalde. Buna ne diyoruz? Periyodik olmayan. Non-periodic. Non-periodical signals. Yani periyodik olmayan sinyaller. Periodic. Periodical. Periodical, periyodiksel. Yani periyodiksel. Periodical. Evet. Ama böyle bir ilişki yok. Non-periodical. Evet. Onların çizimleri böyle bir düzgün üçgen dalga gibi çıkmaz. Bir kare dalga gibi çıkmaz. Böyle bir şey, değişik bir şey çıkar. Yani periyodik çıkmaz. Böyle bir sinyali skop ekranında çizerseniz bu da bir pakettir. Ama ortaya çıkan sonuç paket böyle kare dalga, üçgen dalga, işte efendim yamuk dalga gibi kendini belirli periyotlara tekrarlamaz. Ha, bir de şu kavrama gelelim. Evet. Bunu anladık herhalde. Evet. Şimdi arkadaşlar, biz osiloskopta, kitapta yok bu, pratik bir bilgi vereceğim size veya pratik bir açıklama vereceğim. Osiloskopta bir şey ölçüyorsunuz değil mi? Yan bilgi bu. Efendim işte bir kare dalga var orada. Yani üçgen dalga var. Ne yapıyorsunuz bunu? Burada taksimatlar var, divisionlar var. İşte time division var, volt division var. Sayısal olsun, analog olsun fark etmez. Burada ne yapıyorsunuz? Skopun da kalibrasyonlu olduğunu kabul edelim. İyi bir skop, kalibre edilmiş. Doğru okuyor yani. Taksimatlardan okuyorum böyle. İşte şu kadar kare, böyle böyle üstünde şeyleri var bunu biliyorsunuz. Bir periyot buluyorum. İster buradan periyodu bulurum. Kaç kare? 10 kare. Uyduruyorum. O time division nerede gösteriyor? 1 milisaniyede. Ha, periyot 1 çarpı 10, 10 milisaniye. Değil mi? Öyle deriz. Bak, 10 kare. Kare başına zaman ölçüsü 1 milisaniye. 10 milisaniye. Evet. Ne yaptı? 100 Hz. Frekans 100 Hz. Yani 1 bölü T'den yerine koyarsanız frekans 100 Hz. Evet. Diyorsunuz ki bu kare dalga 100 Hz. Veya ben bunu bir jeneratörden öğrettim. Skoba vermiştim. Jeneratörü de 100 Hz ayarlamıştım. Kare dalga çıkışı vardı bunun. Böyle. Bunu gördüm. Bu nedir? Bu nedir? Bu aslında, ileride daha detaylı göreceğiz, bir harmonik paketidir. Bir kare dalgayı böyle yazabilirim. Matematik olarak. Ha, bunu jeneratör böyle öğretmiyor. Bir elektronik devre üretiyor bunu. Ne bileyim, bir basit bir şey üretiyor. Philip Flop devresi üretiyor. NAND kapısı üretiyor. Ne üretirse öğretsin. Beni ilgilendirmiyor. Matematik olarak demin anlattığım teoriye göre bu bir sinüs paketi, kosinüs paketi. Bana böyle görünmüş. Evet, ben bunu biliyorum. Bu okuduğum frekans, ölçümsel okuduğum frekans 100 Hz. Kim bu? Bunu oluşturan paketin içerisindeki F0 işte. Temel frekansmış o. Ben bir sinyali, bir kare dalgayı aslında onu oluşturan yapının temel frekansıyla anıyorum, çağırıyorum, isimlendiriyor, etiketliyor. Üçgen dalga da öyle. Üçgen dalga da olabilirdi bu. Yine işte periyodu 10 milisaniye çıkardı. Onun da frekansı 100 Hz'de. Onu da oluşturan kosinüs paketlerin, yani harmonik paketinin içindeki temel frekans cinsinden ben bu üçgen dalgaya 100 Hz'lik üçgen dalga diyorum. Buradan öğretirken, jeneratörden falan. Anladınız mı arkadaşlar? Bu. Durum çok önemli. Yani basit ama önemli. Evet. Dolayısıyla biz periyodik sinyallerin çok kullanırız. Nerede kullanırız işte? Sizin
eğitiminizde, laboratuvarda, elektrik devrelerinde, mikroelektronik devrelerinde bunlar rahat anlaşılabilen sinyallerdir. Genliğini, frekansını rahat yorumlayabilirsiniz osiloskop ekranında. İki tanesini mesela çift kanallı osiloskopta rahat yorumlarsınız. Faz var mı onu da anlarsınız. Çünkü şekiller regular şekiller, düzenli şekiller. Kare dalga, üçgen dalga, periyodik. Birini yakalayamazsan diğer şeyine bakarsın. Yani gözün karışıyorsa okunması ve yorumlanması rahat sinyallerdir ve her şeyden de önemlisi devrelerinde, yani jeneratörler bunu üretiyor. Neden üretiyor işte? Jeneratör bir devreyi besleyecek değil mi? Ona input olarak verecek bunu. Devrenin davranışını bu standart çok bildik periyodik sinyaller cinsinden test ederiz. O devrenin karakterisini çıkarırız falan. Bu dersin konusu değil o. Ama ilişkili. Evet. Şimdi nereye geldik? Şimdi artık zaten biz yavaş yavaş bu konuya girmiştik. Fourier serilerine geldik. Fourier series. İngilizce okursanız. Fourier series. Tabii bu Amerikan kültüründe Fourier diyorlar bunu ama yanlış. Bu adam Fourier. Fransız bu adam. Joseph Fourier. 1800'lü yıllarda bu teoriyi geliştiren Fourier fizikçi kendisi ve ısı doktora tezinde sanırım ısı dalgalarıyla uğraşmış. Orada bu 1800'lü yılların sonlarında galiba bu Fourier teorisini kendi adına anılan Fourier açılımını, Fourier transformunu, Fourier analizini, köklerini kurmuş. Fourier, okunuşu Fourier bu. Adamın adı o. Series, seriler. Seri de diyebilirsiniz. O da bir Fransızca okunuş ama İngilizce series. Evet, seri ile dizinin farkı ne? Onu da verelim. Gerçi biliyorsunuz ama matematikte. Genel kültür olsun. Arkadaşlar seri bir toplam değil mi? Toplam. Yani şöyle bir şey açtığınızda bu toplam, buradaki terimleri toplarsanız ve açarsanız her gün artı. Bu seridir. Toplam saldık. Dizi nedir? Dizi sequence. Seriden farkıdır dizi. O bir vektördür. Toplam saldığı göstermez. Ama o da bir sayılar topluluğudur. Sayılar topluluğu bakın. Fourier seriler de bir sayı topluluğu. Toplamsal olarak kombine edilmiş sayılar topluluğu. Toplamsallıkla sonuçlanmış. Oysa dizilerde dizi böyle bir vektördür. Birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman böyle gider. En ince eleman. Aralarına virgül koyarsınız. Bu bir dizi, vektör. Dizi. Araları açık. Ha bizde ne bu? Bu ekonomik bir sayısal değer de olabilir. Doların değeri. Bilmem ne hisse senedinin değeri 50 tane değer. Bu bir dizi. Elektriksel olmak gerekmez. Ama elektrikte bizim için nedir bu? Bir sinyal. Nasıl sinyal? Daha önce de söyledik. Şöyle bir sinyal. Bakın. A1 değeri, A2 değeri, A3 değeri, A4 değeri. Araları boşluk. Bizim için zamanda kesinti var. Yani discrete. Discrete bir durum var. Ayrık durum var. Ayrık gidiyor. Burada da ayrık bakın. Toplamsal da birleşmiyor. Evet, seri ve dizi farkı bu. Şimdi gelelim, biz işimize bakalım. Fourier serisi, bizim temel konumuz artık başladı. Biz bunu aslında kısmen girdik. Ama bu yeni alt başlık altında üzerinden tekrar geçmiş olacağız. Peki ne yaptık biz? O zaman biz en son ne yaptık arkadaşlar? Daha doğrusu bugün bir küçük AK ile çalıştık. AK karmaşık genlik, complex amplitude. Yani fazörü yazarken işte ne dedik? Bir A sıfır kim için? K'nın sıfır değeri için. Daha sonra da 1/2 AK'ları AK E üzeri J fi K aldığımızda bu da 4K sıfırdan farklı durumlar için durumları AK ile gösterdim. Yani şu bir AK sıfırdan farklı K'lar için AK, küçük AK. Bu da özel durum. Peki ve ben bunu nerede kullandım? Şurada kullandım. Bir tekrar olur ama hızlıca geçeceğim. Kitabın üzerinden gitme babında anlatıyorum bunu. Evet, az önce de ne gördük? Son bir saat içinde. Bir şeyi, karmaşık bir sinyali, bu kompleks bir sinyal. Üstüne yazayım, karıştıracaksınız çünkü. Kompleks signal. Z'de de olabilir ama kitap böyle diyor, tehlikeli bir notasyon kullanıyor.
Ondan o ayırt ediyorum. Kompleks sinyal. Sonsuz tane terim var. K eksi sonsuzdan. Bu 50 tane de olur. 100 tane. Sonsuz. Teorik düşünelim. Yani içindeki bileşenler sonsuz adet. AK E üzeri J 2 pi. Şöyle yapmış arkadaşlar. F0 var ya burada. F0'ı yazabiliriz. Harmonik bunlar çünkü, değil mi? F0'ın katları olacak ya. Kitap böyle yazmamış. Bölü T0 demiş. Aynı şey. Bölü T0 çarpı, kapatıyoruz artık burayı. KT. Küçük K tabii. Yani bu aslında nedir? Şöyle yazayım. 2 pi FK demek ne demek? 2 pi bölü, değil mi? F0 pardon. T0 demek. Çünkü F0 1 bölü T0. Yani böyle koymuş yerine. Periyotsiz, temel periyotsizden yazabilirsiniz. Veya çarpan olarak F0 temel frekansizden yazabilirsiniz. Sorun değil o. Böyle bir tercih yapmış kitap. Peki ben burada ne görüyorum? Bir seri. Değil mi? Sonsuz seri. Seri açılımı var. Bir sinyali, bir kompleks sinyali. Şu seriyi açmışım. Bir başka Türkçeyle bu sinyali sonsuz tane şu terimlerin toplamından oluşturmuşum. Aynı şey. Reconstruction. Kurgulama. Reconstruction. Veya synthesis. Birleştirme. Bakın. Şunların toplamıyla bir oluşturmuşum. Veya bu sinyali böyle de açabiliriz. Aynı şey. Buna seri expansion. Seri expansion deniyor. Yani şu sinyalin seri açılımı. Nasıl konuşuruz, nasıl konuşuruz? Fark etmiyor. Matematikçiler böyle diyor. Yani bu dili kullanıyoruz ama bir anlamda da bu sinyalin kurgulanma modelidir. Karmaşık bir sinyal. Dikkat edin. Evet. AK'lar nedir? Kompleks genlikler. Yukarıda da yazdık. Veya karmaşık. Amplitütler. Yani fazörler. Fazörler. Bakın fazör değil mi bu? Fazör değil mi? Evet. Fazör kimdi? Omegalı fiini açı pardon fazın üstel yazılmış kısmı ile oluşan kompleks genlik fazör. Burada da omegalı var. T'li yazmış ama omegalı. T0 da yazabiliriz mamafi. Burada gösterdim. Yani burada frekanslı terim. Bu açılı terim. O yüzden de fazör, phaser açıdan geliyor. Ama fazöre ben ne diyorum aynı zamanda? Kompleks genlik diyorum. Evet sanırım oldu. Kaç tane var? Sonsuz adet var. İki taraflı mı? Evet iki taraflı. Eksi sonsuzdan geldi sıfıra, sıfırdan artı sonsuza gitti. Eksiyken ne yaptı buraları? Eksi omegalar ve eksi frekanslar. Tabii bu tarafa gider, sıfırdan sonra pozitife gidiyor. Sağ taraf çiziyoruz biliyorsunuz spektrumda. Artı frekanslar. Yani ben ne yaptım? Bir karmaşık sinyali bu şekilde Fourier serisini açtım. Bu gösteriş budur. İki taraflı bir açılış. Evet. O halde şöyle yapalım. Bu karmaşık sinyalin karmaşık alındığındaki durum ve temel tanımları üzerinden tekrar geçiyorum. T0 temel frekans, temel periyot, özür dilerim. Fundamental period, F0 temel frekans, fundamental frequency. Diğer frekanslar bu K katı olarak ortaya çıkıyor. Harmonik. Yani Fourier serisinde ana düşünce bu paketin içindeki elemanlar yani harmonikler. Harmonics. Evet. Harmonikler dikkate alınıyor. Her bir terim harmonik. Nasıl? Kompleks olarak yazdık. Bunlar reel olarak da yazabilirim. Bu kurguyu reel olarak da yazabilirim. Yani reel versiyonunu yazarım. Yazabilirim. Neydi reel versiyon? Bakın. AK reel genlik miydi? Kosinüsün 3 volt 5 volt genliği. Yani biz daha önce ne yaptık? Bakın. Herhangi bir kosinüsü ben değil mi? Geçen kaç haftadır yapıyoruz bunu. Reel olarak bir AK genliğim var. İşte fazı varsa fazörünü oluşturuyorum burada. AK kendini koruyor. Bu
Real amplitude. Evet. Geriye kalan e üzeri j omegalı terim. Şunlar kalıyor. Bunun içinde ne var arkadaşlar? Reel arka, amplitude var. Yani scope'da gördüğünüz max değer var. Evet. O zaman ben bunu böyle de yazabilirim. Veya sırf reelleri, reel bileşenleri, gerçel bileşenleri olarak da alarak da aynı düşünceyi tekrar yazabilirim. Yani XT'nin bu kez real versiyonunu yazacağım. Burada kompleks versiyon cinsinden yazdım. Burada da real olarak, real cinsinden yazıyorum. Yani ne var? Bir A0 DC terimim var. Yine aynı toplam. Yine bu kez ne yapıyoruz? K1'den sonsuza kadar. Buyurun bakalım. Neden sol tarafı almadık? Çünkü reel sinyallerin negatif frekansları olmaz. Değil mi? Pratikte ben ne yaparım? 300 Hz, 500 Hz, eksi 300 Hz der miyim? Bu kompleks yazarsam trigonometriden gelen iki taraflılık. Yani bir saattir anlatıyoruz, çizdik. Reel, sırf reelle uğraşacaksam sağ tarafla uğraşıyorum. Pozitif frekanslarla. Yine sonsuza dek. Evet. AK. Hangi AK? Şuradaki AK. Yani kosinüslerin şeyi. Artık reale geçtiğim için kosinüslü yazacağım bunu. Gerçek hayatta ben bunlarla uğraşıyorum çünkü. Kosinüs yine 2 pi, ister F0 yazın, ister T0 cinsinden yazın bölüm olarak. K, T artı fi K varsa var. Genelde öyle fazla olabilir. Evet. Peki arkadaşlar. Şöyle yapalım bunu. O zaman ne yaptım ben? Yine bir seri yazdım. Bu da Fourier serisi. Reel elemanlar cinsinden ve pozitif frekanslar tabii ki anlamlı olduğu için yazdım. Bu en genel, yukarıdaki en genel paket. Böyle de yazsam, böyle de yazsam benim elimde T0 veya onun karşılığı F0 var. Bir harmonik, pardon, temel frekans var. K katları cinsinden de diğer frekanslar ürüyor. Yine harmonik bir paket bu. Harmonic related package. Yani paket, sinyal. Evet. İşte bu gösteriliş Fourier serisi gösterişi. Bunu matematikte zaten bu veriliyor. Tabii burada şimdi ne var? Bizi ilgilendiren kısmı nedir? Bu reel sinyal uygulamada nedir bizim için? İşte az önce de anlattım. Üçgen dalgadır. Periyodik. Yani bakın burada tekrarlıyor. Bir periyot sonra tekrarlıyor. Diğer periyot sonra tekrarlıyor. Veya üçgen dalga, kare dalga, yamuk dalga, dikdörtgen pas, periyodik. Araları aynı. Biz pratikte fiziksel olarak bu mühendislikte yani devre kültüründe bunları görüyoruz. Reelleri görüyoruz. Biz daha çok yani tabii yukarısı da ilgilendiriyor ama gerçek hayattaki karşılığı reel cinsten çalışmaktır. Evet. Peki o zaman şu oluyor. Biz bu şeyleri nasıl bulacağız? Yukarıda şu AK'larla yazıyoruz ya bakın. Benim AK şu esas genel düşündüğüm zaman genel düşünme, kompleks düşünüyorum genel. A şıkkında yani şu versiyonda elimde kompleks kastayılar var, yani fazörler var, yani küçük AK'lar var ve omega'yı anlatan üstel terim var, frekansı anlatan ve sinyali ben böyle kurguluyorum. Peki sorun ne? Bu AK'lar nedir? AK'lar nedir? Ne olsun? Ben bir işlem yapayım. Bir işlem yapayım. Sonuçta bana AK üretsin. Yani karmaşık genlikte. Şu kas sayıları üretsin. Bunlara ne diyoruz? Fourier serisi katsayıları. Yani kompleks genlikler. Bunları bulursam yerine koyarım. Bakın şurada. Şu denklemde yerine koyarım. Kaç tane alacaksam. Sonsuz tane almam gerekmez. Sonsuz tane alırsam zaten bu sinyali perfect olarak kururum. Sonlu tane alırsam olabildiği kadar bu sinyali gerçeğine yaklaştırırım. Ne kadar çok alırsam. Ama pratikte sonlu alınır. Evet, AK'ları bulmam gerekiyor. AK'ları bilirsem iş bitiyor zaten. Bunlar
frekans belli, 2π belli. Her şey için kaç tane terim alacaksam bu harmonikler kompleks yani anlamda karşı toplarım. Sonuca giderim. AK'ları bulacağız. Bir işlem yapayım. AK. Peki benim ana malzemem ne? Bana ne veriliyor? Ben kimin Fourier serisini açıyorum? Örneğin bir üçgen dalganın Fourier serisini açıyorum. Değil mi? Veya neyi? Bir kare dalganın Fourier serisini açıyorum. Veya bir yamuğun Fourier serisini açıyorum pratikte. Falan filan. Ha bunlar tabii ki bunlar da periyodik. Az önce anlattım. Evet. Bunlara ben işte ne olsun? X'te verilenlerden biri bunlar olsun. Şu olsun, şu olsun, şu herhangi biri. X'te. Bunu ben reel tabii vereyim ve bir işlem yapayım. AK bulunsun. Sonra bu AK'ları kullanarak bunları tekrar geri elde edebilirim. Kaç tane alırsam bu AK'lı terimlerden? Sonsuz tane alırsam tamamen üçgen dalgayı tekrar kurarım. Sonsuz tane alırsam tamamen kare dalgayı mükemmel kurarım falan falan. İşte yapılan bu işlem bir integralle bulunuyor. Yani AK bulmak, Fourier serisi katsayısı bulmak, pardon 1 bölü T0, bu arkadaş periyodik de ya, bakın T0 periyodu gidiyordu böyle. Orijinal X'teyi neyse o üçgen dalga, kare dalga, yamuk dalga neyse onu alıyorum. Şu integralden geçiriyorum. 2pi yine F0 veya T0 bölü olarak yazıyorum. KT DT. Evet. Şu çarpımın integrali bana bu X'te'ye ait AK'ları veriyor. Evet. İşte K1 için, K2 için, K3 için. K0 için özel bir tanım yapıyorum. A, buna küçük A0 diyorum. O da bu sinyalin aritmetik ortalaması. Bir periyot, bu da integral bir periyot için alınacak arkadaşlar. T0 boyunda alınacak. Çünkü kendim tekrarlıyor. Bir periyot için aldığınız mı iş bitiyor bakın. Şu arada aldığınız mı bitiyor. Veya şu arada işlem yaptı integral için yetiyor. Bir periyot. Burada da böyle zaman sıfırdan T0'a kadar XT DT derseniz bu aritmetik ortalamadır değil mi? Yani veya mean'dir. Veya DC değerdir. Ne derseniz deyin. A0 küçük A0 yani K0 için bulunan özel durum bu XT sinyalinin aritmetik ortalamasıymış. Veya DC değeriymiş. Veya mean'iymiş. Average değeriymiş. Ne derseniz deyin. Diğer K'nın sıfırdan büyük değerleri için bunlar nedir? K sıfırdan büyük değerler için bu tanımda bu çarpımsallık altında bana birinci, iki, üçüncü, beşinci AK'ları veriyor. Bu A0'ı veriyor. Evet bu iş bu yaptığımız işlem şu işlem yani şu kutunun içinde şunu yaptık. İkisi analizis oluyor. Yani AK'ların bulunması Fourier katsayılarının bulunması analizis veya düzyon işlem. Düzyon işlem. Evet. AK'ları bilip yerine koyarsanız, X'teyi kurgularsanız AK'ları kullanarak bu da sintezis kurgulama. Yani açılım. Değil mi? Seri açılım. Yukarıdaki denklemi, şu denklemi implement ediyorsunuz. Şunu yukarıdaki denklemi implement ediyorsunuz. Şunu. AK'ları buldunuz. Kaç adet alacaksınız? 20 tane, 10 tane, 5 tane. Sonunu yapacaksınız artık toplamı. X'teyi üçgen dalgayı olabildiğince kuracaksınız. Neden? Sonsuz hepsini almadınız çünkü. Benim orijinal üçgen dalgam böyle çok keskindi. 10 tane alarak kurdum. Şöyle biraz kırık oldu. Ama üçgenimsi yine. Yani üçgen dalga elde ettim. Arada bir hata var değil mi? Fark var. Error var. 10 tane aldığım için. İleride bu detayı göreceğiz. Şimdi arkadaşlar sırada size bırakıyorum bunu ödev olarak. 3-4.2 alt başlığı var. Fourier, pardon, bakın şey gene ağzım şeye gitti, Amerikalılar gibi. Fourier series derivation. Fourier series derivation. Hatta pardon, vermeyelim bunu. Pardon, buna gerek yok, pardon. Şunu şeyi vereceğim, özür dilerim. Ortogonallik şeyi var, onu vereyim. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Tabii isteyenler bakar ona, sorun değil. Evet.
Bu sayfa sizin 48 ve 49'a bakacaksınız. Özellikle sayfa 49'da şöyle yazayım onu. Onu size bıraktım, inceleyin. Sayfa 49'da orthogonality property var. Orthogonality property. Yani dik özellik, diklik özelliği, öz Türkçesi. Diklik özelliği. Kimin? Fourier serisinin. Fourier serisindeki bu ana fonksiyonların, yani üstellerin, kompleks üstellerin bu toplamı oluşturan Fourier serisini ana malzemeleri, bakın yukarıda gördük, hep bunu gördük. Şunların ana malzeme o değil mi? Şu kompleks genlikli, şu üsteller. Bu da bir üstel. Bu da bir fazör şu. Fazla ilgili üstel, bu omega ile ilgili üstel. Neticede bu üstellerin ortogonallik, diklik, birbirine dik olma. Bunlardan bir küme var. Kaç tane? 50 tane. Kurdunuz ya, kuruyorsunuz sinyali. 20 tane, 30 tane. Bunlar bir set, küme. Bu kümedeki bu üsteller, yani exponential'lar, şunlar bir küme oluşturuyor. Kaç tane aldıysanız bir set oluşturuyor. Evet. Bu setteki bu elemanlar ortogonal midir birbirine göre? Dik midir? Onu analiz eden bir şey. Bunu size bıraktım. Olmadı. İnceleyin. Evet. Ortogonaldir. Onu göreceksiniz. Ortogonal olduğunu göreceksiniz. İç çarpımdan. Bunu size bırakmış olduk. Yavaş yavaş dersi bitiriyorum. Son toparlayayım. Son 3-4 dakika. O halde biz ne gördük? Fourier serisi açılımında bir özetlersek, denk equation 3.26'ya bakın arka sayfada. Özettir bu. Bir de equation 3.27 var. Genel bir özet bu. Yani AK bulduk. Az önce bulduk. Değil mi? O integral tanımından, işte 1/T0 alan falandan bulduğumuz. Bir de bu AK'ları bulduktan sonra bunları yerine koyarak bu kompleks sinyali veya real sinyali bu elemanlar cinsinden sonsuz adet AK'lar belli, artık bulduk yukarıda. AK'larda malzememiz ne? XT'nin kendisi. Üçgen dalga, kare dalga, yamuk dalga. İntegrale o giriyordu. AK'ları bulduk. Karmaşık genlikleri bulduk. Yani fazörleri bulduk. Phaser'ları bulduk. Bu toplamda yerine koyduk. Yani seri açılımında ve bu dekor zaten şurası, omegalar falan. Ve ne bulduk? Sinyali tekrar geri çattık. Eğer ben sonsuz adet alırsam bu sinyal perfect, XT'nin tam kendisi olur. Yani şu geri çatılmış sinyal. Sonsuz adet alırsam kendisi olur. Sonsuz adet almazsam, sonunu alırsam kendisi olmaz. Bunun yaklaşımı olur. Şapka getiririz. Yani XT şapka olabildiği kadar XT'ye yaklaşır. Kaç tane çok terim alırsanız. Evet. Böylece özetlemiş olduk. Şu anda kaldığımız yer alt başlık 3-5. Haftaya kısmetse buradan götürürüz. Evet, sorusu olan var mı? Arkadaşlar. Cevap alayım, ses alayım en azından. Yok deyin, var deyin. Yok hocam, teşekkür ederim. Yani bağlantı kopuyorum diye o anlamda ben test ediyorum. Peki hocam. Herkes de başkasına atıyor hocam. Birisi söyler herhalde. Ya biz desin canım. Bu bir şey psikolojisi. Topluluk psikolojisi. Alkışta nasıl olur konserde? Bir alkış yaparsınız değil mi? Onu bir kişi başlatır. Dikkat ettiniz mi? Evet. Onu gören kişi bir şey olarak, topluluk psikolojisi olarak devam eder. Biterken de öyledir değil mi? Yani o psikolojik bir toplumsal davranış. İlk alkış, ilk teşekkür kimden çıktı? İşte ilk bilmem neden. Bu bir şeydir. Medeni şeydir. Medeni cesaret veya medeni bir davranış göstergesi. Birine söylemesi lazım. Evet, o zaman ayrılıyoruz. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. İyi günler hocam. İyi günler hocam. İyi günler hocam. İyi günler.